Denizli Metropol'den merhaba. Fotoğrafın dili olsa programına başlıyoruz. Bu fotoğraftaki göreceğiniz kişi Denizli'nin tanınmış iş adamlarından ve şimdiye kadar tırnaklarıyla kazıyarak gelen bir iş adamımız. Bakayım tanıyabilecek misiniz? Kendisi fotoğraf çekmeyi de benim sayemde alıştı ve fotoğrafı çekmeye başladı. Faruk Aliyas. Fakat benim fotoğrafı çek dediğim zaman makineyi aldı. Makinede beni arıyor. Ya Faruk'cığım ben bu taraftayım diyorum. Ve en sonunda makineyi çevirmek suretiyle beni buldu. Ve böyle başladı fotoğrafçılığa. Şimdi iyi bir de fotoğrafçılık yapmakta. Yeni aldığı bir telefonunla çok mükemmel fotoğraflar çekmekte. Kendisine de burada yeni aldığı telefonunu da tebrik ediyorum. Faruk Aliyas Şahlan'ı kurdu. Şahlan'ı kurarken de birinci sanayi bölgesinde onun ufacık bir dükkanı vardı. Orada traktör remorkları, hidrolikleri yapmaya başladı. Ne zaman ziyaretine gitsek arkadaşlarım beraber, Faruk dediğimiz zaman o mutlaka ya bir traktörün altına kafasını uzatır, oradan buradayım derdi yani. Yani çalışmaları bu şekilde sürdürdü ve aynı azimle yine de çalışmaları devam etmektedir. Ne mutlu ona Denizli'ye böyle bir sanayi kazandırdığı için. Teşekkür ederim Sayın Faruk Aliyas, Denizli için. Arkadaşlar, bir zamanlar Denizli Belediye Başkanlığı yapan Sayın Ali Uslu. Ali Uslu bir ara yüzücülüğe merak etti. Bu yüzücülük esnasında ben de dedi yüzme rekoru kıracağım diye her hafta belirli günlerde Denizli Pamukkale'ye gidip orada yüzme dersleri alıyordu. Bu yüzme dersleri arasında tesadüfen biz de oradaydık. Baktık Ali Uslu suların içerisinde yunus balığı gibi yüzmekte. Hemen tabii ben de anı kaçırmadım. Hemen bir fotoğrafını yakaladım. Ama ondan sonra yüzme yarışları ne oldu? Kendisini hiç bu kulvarlarda göremedim. İnşallah bundan sonra görürüz kendisini. Kendilerine yine buradan tebrik ediyorum. Kendisi de başarılı bir insandır. Çalışkandır, dürüsttür, sempatiktir. Arkadaş canlısıdır. Kendilerine yine buradan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, bir fotoğraf daha göstereceğim. Bu fotoğrafta da gerçekten de Denizli'nin tekstilde önde gelenlerini göstereceğim size. Belki de bu kişilerin birçoğunu tanıyacaksınız ama bu kişilerin çoğu o zaman saçları vardı. Ama şimdi saçları olmayabilir. Ama işte görüyorsunuz bu saçlar değirmende beyazlaşmıyor. O çarkların arasında o saçlar maalesef döküldü. Ama yine de çarklar dönmeye başlıyor. Bunun içerisinde bir zamanlar Babadağ Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Saim Sakallı, İsmail Yılmaz tekstilcimiz, Oktay Küçüker, Orhan Tahtalı, Beyti Kasaboğlu ve Zafer Gökşin. Bunlar Denizli'nin bel kemiği firmalarıdır. Kendilerinden başarıların devamını diliyorum. Böyle firmalara mutlaka devletimizin sahip çıkması lazım. Destek vermesi lazım. Şu anda elektriklerin bile çok yüksek olması gerçekten de sanayicilerimizi perişan etmiştir. Ben de elektrik indiriminin yapılmasını arzu ediyorum. Bu fotoğraf 2004 yılında
Pamukkale'de bir otelde çekildi. Orada iş adamlarıyla beraber bir toplantı vardı. Yemekli bir toplantı. Yani Denizli'nin hep önde gelen firmaları oradalardı. Zaten böyle getirilerde iş adamları mutlaka suretle bir kişi davet etse yanında mutlaka iki kişi de getirirlerdi. Yani toplulukta birlik ve beraberlik mutlaka olurdu. Böyle bir anıyı da burada yakaladık. Ve bu arkadaşlara da işlerinde başarılar diliyorum. Hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Denizli'ye verdikleri katkılarından dolayı.